Futbol 55'in ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün yanımızda Dilpor Samsunspor'un geçmişte formasını giymiş, kaptanlığını yapmış, başkanlığını yapmış çok önemli bir futbol adamı var. Emin Kar yanımızda, şu anda da İsmail Uyanık başkanlığındaki yönetimde başkan yardımcısı olarak önemli görevlerde bulunuyor. Hoş geldin Emin abi. Tabii Samsunspor deyince belki de efsaneleri saysak sen de o efsaneler arasında yer alacak değerli önemli isimlerden birisin. Emin abi, hiç programımıza konuk alamadık sizi. Tabii ki çok yoğun çalışmalar var. Sezon başından başlayalım. Müthiş bir yapılanma. Belki de bugünleri sezon başında bizler hayal edemiyorduk. Ama başkanımız İsmail Uyanık, sizler hayal ettiniz. Şu anda kulübü belli bir noktaya getirdiniz. Sezon başından başlayalım. Neler yapıldı bu zamana kadar? Tabii çok zor günlerden sonra, geçen sene bir küme düşmüş, hiç bilmediğimiz bir lige düşmemiz hepimize olduğu gibi, beni de, herkesi de derinden üzmüştü. Ama İsmail Uyanık, efsane başkanımız İsmail Uyanık bu işe el attıktan sonraki yönetim kurulunda da bana görev vermesiyle beraber bu işe soyunduk. Sezon başından beri ne yaptık? İlk önce bir takım oluşturma çabası içine girdik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Daha sonra işte devre arasında bu takımın eksikliklerini görerek onlara göre de bir yapılanma içerisinde iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çünkü takım olmak biraz zordur. 20-22 tane yeni oyuncu katılmış bir takımda. Süreç aldı bu. Zaman zaman düşüşler yaşadık. Zaman zaman bir seri yakaladık. 5-6 evet. Maç üst üste. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada şu anda bütün ipler elimizde. Her anda bu işi bitirebilecek bir kapasite takımımız var. Burada tabii sezon başından beri yapılanlar sadece takım anlamında değil. Kurumsallaşma anlamında da evet. İnanılmaz bir güzel şeyler oluyor bu İsmail Uyanık başkanlığında. Tabii ki de Billboard'un destekleri çok büyük. Destekleri bunlar hiç inkar edilemez. Ama futbol tarafında bizler olduğumuz İsmail Uyanık'ın başkanlığında bizler var işte. Biraz sonra belki onlara da geliriz. Arkadaşlarımızın da isimlerini evet. Söyleyelim. Büyük bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bu ligden çıktığımız zaman daha çok güzel günler olacak diye düşünüyorum. Evet, tabii bu lig az önce sen de vurgu yaptın Emin Başkan. Bilmediğimiz bir lig. Hiç bu ligde olmadık, var olmadık. Belki bu zamana kadar playoff maçları dışında çok da fazla bu ligi izlememişizdir. Beklediğimiz gibi de karşılaşmadık herhalde ligde, değil mi Emin abi? Çünkü ben 39, bir dahaki sene 40. yılıma gireceğim Samspor'da. 40 senedir bu kulübün içindeyim. Bu ligde biz hiç var olmadık. Yani. Evet. Belki başkanımızın da dediği gibi bu sularda da boğulmak istemiyoruz. Bilmiyoruz bu ligi, bilmiyorduk. Buranın şartları ayrı. Diyeceksin ki futbol her yerde aynı ama saha şartları ayrı, seyircisi ayrı. Şimdi biz 33 bin kişilik statta oynuyoruz. Gidiyoruz 2 bin kişilik statlara, 1500 kişilik statta. Soyunma odaları tamamen futbolcu psikolojisini de bozuyor bu işler. Evet. Ama ne yapalım ki bu ligde oynuyoruz. En yakın zamanda inşallah Mayıs'ın 4'ünde bu işten de kurtulduktan sonra bir dahaki sene aslında orayı da çıkmak, yani oradan da çıkmak lazım. Birincilik dediğimiz evet. Yerden. Bizim yerimiz belli. Herkes bu işi biliyor. 5 sene sonra zaten başkanımız şey koydu. Avrupa hedefi, evet. Avrupa hedefi koydu. İnşallah onu yakalayacağız diye hep beraber umut ediyoruz, düşünüyoruz. Şimdiden o günleri düşünüyoruz. O günler için planlamalar yapıyoruz. Çünkü sabah 10'da geliyoruz. Akşam 10'larına kadar, 8-10'una kadar burada çalışıyoruz. Bizim evet. İşimiz, gücümüz Samsun. Evet, Emin abinin de dediği gibi çok ciddi bir çalışma var burada. Tabii şunu da söyleyebiliriz, artık bu ligin şartlarına da uyum sağladık diyebiliriz. Doğru. Bu oynadığımız oyunda da ortada. Bu lig çünkü mücadeleyi seven bir lig. Doğru. Biz de ona göre oynuyoruz ve artık hükmen kazandığımız Gaziantepspor maçını da sayarsak yeniden güzel bir süreç. İsmet hocamızla birlikte takım 4-4 yaptı. Yarın da Bodrum Spor maçı var. Takımın bu son performansını nasıl değerlendirirsin Emin abi sen? Şimdi ilk yarıda da böyle olmuştu aslında. Biz Sancaktepe yenilgisinden sonra başlamıştık. Ondan sonra 7 maç üst üste kazanarak bir beraberlik dahil böyle bir süreç yakalamıştık. Evet. Şimdi yine inşallah orayı da o rekoru da kırarak 8-9-10'a doğru gideceğiz. Evet, senin de söylediğin gibi yarın Bodrum maçı var. Ona da
büyük bir istekle beraber çalışıyoruz. Takımımız da bu akşamdan itibaren kampa girip çarşamba günü akşam 7'de inşallah Bodrum maçından da yüzümüzün akıyla çıkıp hafta sonundaki Kastamonu maçına. Burada şu var mesela, 10 maç kaldı, onunu kazanacağızdan ziyade benim şunu söyleyebilirim. Maç maç olarak bakmak lazım. Bodrum evet. maçı, ondan sonra Kastamonu maçı, içeride oynayacağız. Bizim elimizde bana göre bütün ipler. Çünkü biz bütün maçlarımızı kazandığımız zaman otomatikman olarak şampiyon oluruz. Evet. Bunu da yapacak gücümüz de var. Yetenekli oyuncularımız da var. Sakatlarımız tamamen iyileştiler. Yılmaz döndü, Samet döndü. Enes yavaş yavaş formunu yakalıyor. Abdülkadir öyle, Erhan öyle. Yani bütün takım olarak bir kenetlenme içerisinde. İnşallah bu sene bu işi yüzümüzün akıyla tamamlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii bizim de hiç kuşkumuz yok bu konuda. Tabii ipler elimizde. Sakarya Samsun'a gelecek. Sarıyer Samsun'a gelecek. Bu önemli bir avantaj. Ligde yarış son ana kadar gider mi Emin abi? Sen nasıl görüyorsun? Yani bir kopma haftası gibi bir kafandan geçirdiğin bir düşünce var mı? Enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor işte. Eyüp takımının içeride Sarıyer'i evet. yenmesi, Keçiören takımının gidip Gümüşhane'de yenilmesi, bizim keza Sancaktepe'ye mağlup olmamız. Yani bunlar ligin ne kadar bir değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor. Onun için ama benim şahsi, yine az önce de söylediğim kanaatim, maç maç olarak bakarak büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum bizim Ankara'daki Keçiören maçı bizim için bir final olacak. Öyle görünüyorum. Çünkü biz de o zamana kadar kaybetmek istemiyoruz. Evet. Onların da maçına baktığımız zaman bir Bodrum maçları var bir dahaki hafta. Çünkü biz de onların bir şansla bizi takip ediyorlar. Bizi takip ediyorlar. Bizden sonra onların maçları var ama Ankara'daki Keçiören maçından sonra biz tekrar içeride iki tane oynayacağız. Tahmin ediyorum. Orada şekillenir. Orada şekillenir büyük bir ihtimalle. Ben Sakarya'nın bu işi koptu anlamında söylemiyorum ama kadrolarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Biz kadro olarak da 26 tane oynayacak oyuncumuzun olması da bizim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Keçiören'le orada bir final oynayacağız gibi görünüyor ama ben önce yarınki Bodrum maçını düşünüyorum. Tabii maç maç gitmekte her zaman fayda var. A takımı bitireceğiz yavaş yavaş Emin abi. Ardından hem futbol komitesinin hem izleme komitesinin scout ekibinin çalışmalarını konuşacağız. Buradan son olarak taraftarlara vermek istediğin bir mesaj var mı abi A takımla ilgili? Şöyle, akşam maçı oynayacağız Bodrum'la. Evet. Onlara çok ihtiyacı var bu takımın. Hakikaten bizim her zaman gücümüz bunu. Türkiye biliyor zaten buranın bir futbol şehri olduğunu. Bu maçta da bizi hiç yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Belki böyle Sıdat'ın bir kısmı boş kalıyor ama biz 33 bin kişilik Sıdat'ta oynuyoruz. Yani yine Allah razı olsun hepsinden 16-17 bin geliyor ama ben bu hafta sanki böyle içimden bir rekor kıracağımız gibi geliyor taraftar konusunda. İnşallah. Onu da güzel bir oyunla beraber taçlandırıp Kastamonu maçına daha moralli gitmeyi düşünüyoruz. Taraftar bize her zaman desteğini veriyor. Vermeye de devam etsinler zaten. Evet. En kötü günde bile onlar her zaman bizim yanımızda oldular. Evet tabii öyle de bir durum var ki taraftar konusunda. Biz burada bazen 12-13 bini beğenmezken gittiğimiz illerde 1000 kişilik, 1500 kişilik statlarda maçlar oynuyoruz. Tabii bu anlamda da Yılpor Samsun Spor taraftarının önemi ve değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Tabii Emin abi en büyük görevlerinizden birisi de burada bir izleme komitesi var. İsimleri de sayalım. Seninle birlikte, Emin Kar'la birlikte Tarık abimiz var. Tarık Daren'de, Ercan Kaptan, Serkan Aykut, Celil Sağır, Adnan Güngör ve Hasan Hüseyin Çayır var. Tabii dışarıdan da destekler var. İstanbul'da, Ankara'da olan eski oyuncular var. Ankara'da, İstanbul'da Sinan var. Çok fazla oyuncu izliyorsunuz. Müthiş bir oyuncu portföyü oluştu diyebiliriz Samsun Spor'un elinde. Belki de yıllardır menajerlerin eline düşmüş Samsun Spor'u bu anlamda da belki kurtaracağız. Bu konudaki çalışmaları değerlendirebilir miyiz biraz Emin abi? Şimdi başkanımız ilk geldiğinde bu takımı kurduktan sonra da bu arkadaşların hepsi zaten Tarık abi evet. bizim duayenimiz. 40 yıldır bu kulübün içinde başkanımla beraber yola çıkmış bir abimiz.
Bunun diğer arkadaşlarımız da hep Sabspor'da kaptanlık yapmış. Hepsi evet. Ercan, Adnan, Serkan abi, Celil. Var. Hüseyin Hoca bizim çok elimiz ayağımız. Hakikaten öyle her konuda planlamayı o yapıyor. Arkadaşlarımız geçen hafta bir de Almanya'da bizim yine eski takım kaptanlarımızdan Turgay Gölbaşı var. Hüseyin Hoca, Adnan, Celil, Turgay Almanya'da bir 10 gün kaldılar. Oradaki hem Türk oyuncuları hem de yine yabancı oyuncuları izlediler. Fırsatı buldular. 10 gün kaldılar. Daha önce Celil gitmişti yine yurt dışına. Bir 10 gün daha kalmıştı. Kolombiya. Şu anda bugün başlayacak olan Antalya'da U17 milli takımların maçlarına Adnan Hoca ile Hüseyin Hoca gitti. Belki daha sonra değişiklik olarak bir iki arkadaşımız daha da katılacak oraya. İnanılmaz bir çalışma içerisindeyiz. Zaten bizim odamız başkanın müthiş bir özverisiyle beraber inanılmaz bir scout odası yaptı bize. Evet. Bütün imkanlar ellerimizde. Bütün dünyanın her yerinden her takımın maçını istediğimiz gibi seyredebiliyoruz. Öyle bir imkan var. Elimizde. Evet. Ama daha sonra bizim orada gördüklerimizi gidip canlı seyrediyoruz. Hatta bir tane değil karşılıklı olarak benim seyrettiğimi diyelim Celil gidiyor. Celil seyrettiğini Ercan Kaptan gidiyor. Böyle değişkenlik olarak seyredip şunu da söyleyeyim. Mesela milli takım hocaları bizim arkadaşlarımızı Almanya'da rastladılar. Biz dediler daha hiç böyle bir şey görmedik. Bizim çocuklarımız yani arkadaşlarımız orada gitti. İdmanlarını bile beğendiğimiz evet. oyuncuların idmanlarını bile hafta içi seyrettiler. Dönüp geldiler. Maçlarını ayrı seyrediyorlar. İdmanlardaki karakterlerine bakıyorlar. Arkadaşlarındaki uyuma bakıyorlar. Hakikaten inceleyip sık dokuyoruz bu konuda. Onun için çok iyi bir çalışma olacağını oluyor diye düşünüyorum. Bunun tabii meyvelerini inşallah bir dahaki sene çok daha rahat alacağız. Çünkü biz 14 yaş grubu, 15-16 fark etmiyor. Her yaş grubu takip ediliyor. Her yaş grubu takip ediliyor. Tabii. Ben mesela dün Trabzon'daydım. U19 seyrettim. Bir de yine üçüncülük maçı. Bir maç daha seyrettim. Döndük geldik. Raporları hazırlıyoruz. Sonra benim gittiğim oyuncular az önce de söylediğim gibi başka arkadaşlarımızla çapraz izleme yapıp önümüzdeki senelerin, 2 sene, 3 senenin geleceği oyuncularını almak çabası içerisindeyiz. Bu yabancı da olabilir, Türk de olabilir. Bunun için de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Evet, şu ana kadar tabii net rakam bilmiyorum, aklında var mıdır ama abi. Kaç oyuncu izledik diyebiliriz? Bir havuzda şu anda kaç oyuncu var? Vallahi 300'e yakın, çok net söylüyorum. Ama bunların hepsi tabii müthiş futbolcu olacak gibi değil mesela. Mesela izleyip takibini bıraktığınızda oluyor mu? Tabii. İzleyip de tabii. Mümkün değil öyle. Her izlediğimiz zaman. Mesela çok geniş bir çevremiz olduğu için hepimizin teker teker. Mesela bize diyorlar ki atıyorum Nazilli'de bir tane oyuncu var. Bunu seyreder misiniz? İşte atıyorum işte Trabzon'da var. Atıyorum Bursa'da var. Evet. Atıyorum Akhisar'da var. 16-17 yaş grubu. Böyle oyuncular da gidip zaman zaman vakit bulduğumuz zaman gidip seyrediyoruz. Ona göre kararımız veriyoruz. Takip edilsin bütün bilgisayara. Onlar Hüseyin Hoca sağ olsun inanılmaz bir şekilde dediğimizde anında da bize çıkartıyor. Takip edilsin mi edilmesin mi diye ona göre her ayrıntıyı değerlendiriyorsunuz. Mesela bunun örnekleri var. Devre arası aldığımız oyuncuların hepsini en az 3'er 4'er defa ayrı ayrı arkadaşlar seyrederek ona göre karar verdik. Ona göre aldık yani. Evet, tabii izlenen yurt dışındaki, yurt içindeki oyuncularla birlikte bir de Yılpor Samsun Spor'un kendi öz evlatlarına sahip çıkma projesi var ki bu da belki de bu ayağın, bu 3 saç, 4 saç ayağının belki de en önemlisi. Büyük bir altyapı tesisi kurma düşüncesi var ki, büyük altyapı derken şurada yanlış anlaşılmasın, devasa bir tesisten ziyade yan yana 15-16 tane futbol sahasından oluşan bir tesis. Belki de Samsun Spor'un geleceği de orada olacaktır. Bu tesisleşme hamlesiyle ilgili neler işin, söylersin Emir abi? İşin olmazsa olmazı o. Ben kendimi eleştiriyorum bu konuda. Çok net hiç. Yine söylüyorum. 40 senedir buradayım. Bir sürü başkanlarla, yönetim kurularla çalıştım hepsiyle. Bizim hiç böyle bir proje aklımıza geldi belki ama o zamanki şartlarda şey, yapacak durumumuz yoktu. Evet. Hakikaten biz, burası bizim için müthiş bir testi ama işte başkanın efsane olmasının nedenlerinden bir tanesi de burada öne çıkıyor. Gelir gelmez hemen bir vizyon koydu ortaya. Samsun'un eski yetişen oyuncularını tekrar yetiştirdi. Niye olmasın? Var ama sahamız yok. Sahalarımız yok.
33 bin kişilik statımız var. Teşekkür ediyoruz yapanlara, her kimin emeği geçmişse. Oranın temelini ben de atmıştım o zamanki bakanla beraber. Suat Kılıç'la beraber. Ona da buradan selam söyledim. Ama hiç mesela böyle altyapı tesisi olarak bir sahamız hiç aklımıza mı gelmedi? Geldi veya imkanlar mı? Ama şimdi başkanımızla beraber bu işe inanılmaz bir yatırım yapacaklar. Yapıyorlar da, başlattılar da her şeyi. Evet. O saha bittikten sonra inanıyorum ki biz 3-4 sene sonra Samsun'dan yine Yeni Serkanlar, Celiller, Ercanlar. Evet, evet. Onların hepsi çıkarlar. Samspor'un da geleceğini oluştururlar diye düşünüyorum. Onun için de büyük bir yapılanma içerisinde var. Başkanımız bu işe üstünde inanılmaz bir şekilde duruyor. Hem A takımın bu ligden çıkması için. Bir de mesela az önce onu söyleyecektim. Yani bizi tanımayanlara biz bir de onlara da kendimizi tanıtıyoruz. Samspor camiası olarak. Nasıl bir yapılanma iş. Gidiyorsun bir tane oyuncu istiyorsun. Diyor ki işte ya orada eski adıyla üçüncülük, ikincilik. Projeyi anlattığın zaman onlar da bize sıcak bakıyor. Bir de şunu söyleyeyim ben hakikaten Samspor'un büyüklüğü açısından. Şu anda isim vermek şey olmaz ama Türkiye'de hangi hoca aklına geliyorsa birkaç tanesi hariçtir. Hepsi Samspor'da gelip çalışmak istiyor. Futbolcusu, antrenörü inanılmaz bir ivme yakaladık bu konuda. Yerlerde sürülen armamızı şükürler olsun ki 6-7 ayda yukarılara kadar kaldırdık. Bayağı kaldırdık. Evet, evet tabii bunda da efsane başkan az önce Emin abi de vurgu yaptı. İsmail Uyan'ın payı çok büyük. Efsane olmak kolay değil işte böyle bir şey. Aynen. O vizyon böyle bir şey. Emin abi teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdın. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik burada. Ekleyeceğin son bir şeyler varsa onları alalım. İnşallah 10 maç sonra ben maç bakıyorum ama maçın 4'ünde daha çok geniş bir program yapıp diğer arkadaşlarımızla beraber. İnşallah. Onun da sözünü almış olalım İnşallah, şimdiden. Inşallah. Bütün squad ekibi de sizi bekliyoruz Futbol 55'e. Başarılar diliyorum size de. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler Emin Kar konuğumuzdu. Şunu hatırlatıp ardından programımızı kapatabiliriz. Yarın Yılpor Samsun Spor önemli bir sınava çıkacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'u konuk edecek. Saat 19'da başlayacak bu karşılaşma Haberaks TV ekranlarından canlı yayınlanacağı gibi yine 103.5 Samsun Haber Radyo frekansından da bu karşılaşmayı dinleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu akşamlar.